Hazır mısın? Hazırım aslanım. Gelinler puanını kullandılar. O zaman Merve'den başlayalım diyorum ben. Bence de başlayalım. Hadi bakalım. Son göz göze geldik. Merve'cim önce sebeplerini alalım. İlk olarak mutfağı gerçekten beğendim. Çok ferah. Tabii ki de eksiklikleri var. Bunu da öneri olarak arkadaşımıza söyledim zaten. Yorumda beyan ettim. Tabii ki de inşallah hani bu yorumlarımı dikkate alır diye düşünüyorum. Salonu da beğendim. Yani dediğim gibi sadece bir tek halı çok gözüme çarptı. Bir de o televizyonun detayı. Yatak odanı gerçekten beğenemedim. Çok şık gelmedi. İsterseniz ben açayım. Peki puanını görelim Merve'cim. 1 puanı neyden kırmış aslanım? Yatak odanı beğenmediğimi söylemiştim. O yüzden oradan puanımı kırıyorum. Siz set arkasında çok konuşuyorsunuz. Efendim? Set arkasında siz çok iyisiniz. Ne alaka? Şimdi bak Şevval'cim. Ne alaka, bir dakika ben... açıklamasını yapayım. Şimdi bir dur. Acaba anlaştınız mı? Ne alaka? He, anlaştık. Hangimiz kazanırsak altına görüşeyim diye falan. Bana dört ver, bana dört ver, bana dört ver dedim. Allah Allah. Allah. O nasıl bir şey? Hiçbir şekilde hiç kimsenin hakkını yemem. Yemedim bugüne kadar da. Hakkı neyse onu veriyorum. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim canım. Sen kardeşim. Böyle bir şey nereden çıkardın? Aslanım çok beraberler ikisi. Yani çok beraber çok olabilirler. Demek ki kendisi de vicdan. Çok beraber olabilirler. Bir dakika, burada başka bir şey söylüyor Şevval. Çok beraberler, altınları bölüşeceksiniz diye bir ithamda bulundun. Hangisi kazanırsa öyle anlaştılardı gibi bir şey duydum ben senden. Evet. Hayır, buna nasıl karar verdin? Hayal gücüm, bravo. Güzel şovunu oynuyor gerçekten. Ben niye ona altın vereyim ya? Şovunu güzel yapıyor aslanım. Şu anda tamam. Çok güzel şov yapacağım, evet. Eğer öyle bir şey gerçekten varsa, bunu ispat edebilirsen biz diskalifiye edebiliriz. Yani kanıtım yok aslanım. Ama sadece düşünüyorum. Duydun mu kulaklarından? Duymadım, hayır. Duymadım, bir şey söylemem, şey yapmam ama sadece düşünüyorum. Sen şimdi duymadın. Düşünüyorum aslanım, duymadın sadece. Duymadın. Nasıl böyle bir ithamda bulunabiliyorsun sen? Bulunuyorum, ama bu çok ağır bir itham. Neden böyle bir şey düşünüyorsun? Sadece onlar set arkasında bir dakika sohbet ettiler diye mi böyle bir ithamda bulunuyorsun? Evet aslanım. Şey var, çok ağır bir itham bu. Böyle bir şey biz duymuş olsaydık biz gerekeni yapardık, sana kalmazdı yani böyle bir yok, şey. Yok zaten seni itiraf etmene de kalmazdı. Şey biz hallederdik, gerekeni yapardık. Emin ol yani. Aslanım. Efendim. Biz zaten hani Merve'yle değil yani şu dörtlü olarak bir odada oturuyoruz. Bizden ayrı kalan taraf kendisi dünden beri. Evet, burada dolayısıyla ben bunu belirteyim. Biz evlere konuk oluyoruz ve bu evler takdir edersiniz ki 10 adalı falan değil. Stüdyo da değil buralar. 2+1 evler oluyor genellikle ve ya da 3+1. Bir tane odada gelinlerimiz, bir tane odada ben ve ekibim kalıyoruz ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla her birinize bir oda tahsis edilmesi mümkünatı yok. Sen niçin ayrı duruyorsun arkadaşlarından? Aslanım ben ayrı değildim onlardan, kendileri de biliyorlar. Dünden sonra öyle bir karar aldım. Neden? Dünden sonra. Yani evet, kesinlikle. Kendi gününden sonra. Evet, kendi gününden sonra. Oynadım mı? Çünkü ben hiçbirinize ağır yorumlar yapmadım, siz de biliyorsunuz. Arkadaşım senin temizliğine laf etti, senin farklı bir şeyine laf etti. Ben asla senin temizlikle herhangi bir şey söylemem. Hep ilk günden beri size karşı böyle daha bir duygusaldım. Ama siz dün öyle yorumlar yaptınız ki bana, bu kez bir şey söyleme, beni dinle, ben konuşuyorum çünkü. Yok, ben söylemiyorum. Öyle bir yorumlar yaptınız ki gerçekten o kadar kötü oldum ki hani hepinize hediye almışım, onu bile vermeyi unuttum aslında, kusura bakmayın. Yok canım, estağfurullah, o senin kendi inisiyatifin. Yok hayır, unuttum düşüncen. Hani inisiyatifle alakası yok. Onlar gittikten sonra baya kötü oldum yani. Çekmeceler için hediyelerini gördüm. Neyse dedim, vermeyeceğim. Boş ver, hak etmiyorlar demek. İyi yapmışsın. İçinden gelmiyorsa verme tabii yani. Aslanım kamera arkasına giriyor. Ben dün kamera arkasına girmedim. Bunu seyircilerle paylaşmıyoruz diye biliyordum. Kendisinin misafirperver olmayışını... Kamera arkasında nasıldın? Kamera arkasında hep somurtuyordun. Hep ya bir misafir, bak konuşabiliriz tabii ki yani. Bunları ben konuşamayız sanıyordum. Yasak sanıyordum. Bunları konuşabilirsiniz. Böyle duruyordu. Söyleyin bakayım siz. Aslanım. Orada ben yeme mesela, öğlen yemek yiyoruz.
bir insan der ki bir kez su içer misin, bir şey içer misin, hani sadece yemekte değil. Şuraya giriyorum, ayakkabımı çıkarıyorum, yanımdan geçiyor. Ya insan misafirine böyle yapmaz. Ne alıp ayağından çıkarayım, bir şeyi köşeye koyayım? Yüz ifadenden bahsediyorum. Aslında benim yukarıda çocuğum vardı, siz de biliyorsunuz. Bir dakika, ne dedin? Yukarıda çocuğum var, çocuğuma inip çıkıyordum. Ayrıca ben kaç defa sana yanına yaklaştım, dedim ay Buket hadi resim çekelim, şey yapalım dedim. Yani tamam resim çekelim olmasan, dedin evet. Tamam, ama ne amaçla dedin onu anlamadım. Diye mi söyledim? Hayır ben seni belki seviyordum. Belki de öyle. Alakası yok, alakası yok. Yani kapının önünde de oturduk, güldük de konuştuk da. Yani nasıl bir misafirperversizliğimi gördünüz? Madem öyle konu açıldı, Şevval'in misafirperver olmadığını düşünüyor herkes. Peki siz ikiniz beyan etmediniz. Siz de lütfen söyleyin. Evet Aslı Hanım, dün biraz gergin gün yaşadık ama biraz misafirperverlik... Yani kendimdeydim. Benim günüm de aslında gergindim. Bunu settekiler de gördü. Gerçekten gergindim yani. Hala gerginsin Şevval. Ama dünün gerginliği bu. Yani dün sadece benim evimde oldukları için gergindim. Hani yetiştirebilecek mi? Şevval bu bir yarışma. Buydu yani. Beğenebilirler, beğenmeyebilirler, yorum yapabilirler. Hayır, eleştiriye açık olmak durumundayız biliyorsun değil mi? Yani şu anda bizi izlerken emin ol bana da eleştiri yapıyorlar. Bir ton bana da eleştiri geliyor. Diğer gelinlere de geliyor. E ne yapalım yani? Aslında eleştiri insanlara sert misafirperversiz ve kırıcı mı davranalım? Yani misafirperversizliğim yoktu yani. Şevval çok gergin çünkü ona verdiğimiz puanları hak etmediğini düşünüyor. Ama ben tam aksine kim neyi hak ediyorsa onu verdim. Çok gergindim, farkındayım ama haklıyım da çünkü bana dün yaptıklarını bir türlü hazmedemiyorum.